Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Enes Batur'a çok benzeyen kardeşimizin tam bir safkan olan Toyota MRS marka aracını inceleyeceğiz. Kardeşim hoş geldin. Arabanı getirdin bizler için. Teşekkür ederiz. Enes Batur'a çok benziyorsun. Bu arada sanki karşımda gibi. Heyecanlanıyorum kanka. kardeşim arabanın hikayesini ufak bir senden alalım. Anlatayım. Bu ortaokulda okuduğum zamanlar bir tane hocam da vardı. Çok sevmezdim kendisini ama gene de arabası güzeldi. Buradan mesajını verdim. Onun hayalini kurdum. Bayağı bir istedim. En son bir arkadaşımdaydı bu. Uzun bir zaman sürmedi. Askere gitti falan filan derken yattı biraz. Geldiğinde anlaştım, konuştum. Biraz da para biriktirdim. O şekilde aldım. Galiba boya falan olacak. Şimdi komple boyaya girecek. Kaporta, işte şey, yan... Türkiye'de yan, lips denmiyor yan, galiba. Yan lips diyecektim. Marşbiyel aynen. İşte ön marşbiyeller, yan marşbiyeller hepsi gelecek. Siparişini verdim zaten. Ufak tefek sıkıntıları var. Şanzımanımda ufak bir sıkıntı var. Evet, onu biliyorum. Bir geri vitese giderken aynen takmama. Kız arkadaşım yolda giderken hafif bir tartışma sonucu R'ye soktu arabayı. Şanzıman ufak bir çatlak aldı. Şu geri an R yok galiba. Şu an R yok. Bizde R yok bizde tarzında. Yok. Aynen. Zaten komple düze çeviriyorum şu an. Parçalarını bekliyorum. Sipariş verdim. Japonya'dan söylemek zorunda kaldık. Evet. Kıbrıs'ta olmadı. Güzel de yalnız bu şekilde bile güzel yanlıyor arkadaşlar, ben bindim. Gidiyorum. Araba 1'e atıyor, biraz gecikiyor, ondan sonra 2'ye atıyor falan, o şekilde yanmıyor. Manuel olduğunda ben düşünemiyorum harbiden. Manuel olduğunda çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Sıkıntılı, ekstra bir güç sıkıntılı bir araba olacak yani gerçekten. Şimdi arabanın ufak bir arka taraftan motoruna geçelim. Daha sonra bagajı önde olduğu için önünü üstünü açacağız. Sizler için böyle bir etrafını dönüp tamamıyla inceleme yapacağız. Şimdi aracımızın arka tarafındayız. Motorun arkada olması hararet çıkartıyor mu? İlk sorum, ben merak ediyorum. Arkada... Yani ben hiç yaşamadım. Hiç yaşamadım şimdiye kadar hararet. Evet. Çok bir... Şimdiye kadar hiç olmadı yani açıkçası ama bazen ister istemez bakıyorum aynada. Hani bu sıcak zamanlarında havanın hafif bir buğulanması oluyor ya. Arkadan baktığım zaman onu bir de aynadan yansımasıyla. İster istemez insan bir şüpheleniyor. Evet, bir açalım istersen. Arka... Bagajımızı diyecektim. Kaputumuzu açalım. Biraz da özelliklerinden aracın şimdi bahsedeceğiz size. Şimdi motorla ilgili bildiğin bilgileri bize aktarırsan. Tam o, yani ben sana sormuştum bu videodan önce, bu arada parantez geçeyim. Bu aracın daha önce hangi Toyota'da kullanıldığını biliyor musun diye. Bilmediğini söyledim. Belki bilen arkadaşlar vardır. Biz de öğrenmiş oluruz. Yorum olarak belirtirlerse seviniriz. Senin bilgilerinden alalım şimdi motorla ilgili. Motorumuz 1.8. VTI makine. Evet. 1ZZ diyorlar makine türüne. Motorda herhangi bir şey var mı, değişiklik? Herhangi bir stok aynı şekilde. Hava filtresi gördüm orada. Hava filtresi spor, onu ekstra aldık. Aldığımızda biraz sıkıntılıydı. Ses de güzel geliyor yalnız, onu takmışsın. Ses bayağı güzel için, geliyor. Spor olduğu için biraz daha tatlı bir sesi geliyor. Egzoz sistemi falan yok galiba, yok, gördüğüm kadarıyla. Egzoz sistemi sıfır. Hiçbir şey eklemiyor. Ağırlığı ne kadar kardeşim arabanın? Net ağırlığı 965 kilo. Beygir gücü 136 beygir gücünde. 136 beygir güzel. Yani o kiloya göre güzel. Zaten ben bindim yani cayır cayır gidiyor araba. Bu arada Japoncalar hemen gözüme çarptı. Araba orijinal. Değişensiz. Şimdi Enes abi, bir arabanın tavanında otomatik yok galiba. 2001 model olduğu için o zamanlar herhalde yokmuş ya da vardı. Ya aslında vardı, çok lüks. Japonların da yokmuş. Lüks arabalar da var. Japonlar da fazla para harcamayı sevmiyorlar böyle. Büyük ihtimal. Manuel açılıyor. İşler atık. Bir açalım, bir görsün arkadaşlarımız da. Tavanı da açalım. Tavan açıldığında da yalnız bir ayrı bir havası oluyor ya arabanın. Yani yolda giderken açılır mı diyecektim, arkaya doğru düşse. Ama biraz action'lı oluyor. Evet. Yani yanında bir arkadaşın varsa. Tabii yanında bir arkadaşın varsa açılıyor. Bir aksiyon yapabilir. Kalkıp böyle üstten bir bastırması gerekiyor. Evet. Kilit sistemi için.
Vallahi kıyak oldu ya. Bastır bastır. Uzun zamandır da hiç açmadım. Kanka evet, ben de üstünü açık gezdiğini görmemiştim yani bu arabanın. Evet tamam. Ama zorlu uğraşlar sonucunda aracımızın üstü açıldı. Gayet güzel bence. Yani orada herhalde bir sıkıntı var. Ufak bir sıkıntı. Geri viteste olduğu gibi. Arabanın bir tek geri vitesi ve şey alışkın alışkın değil kanka galiba. Şimdiye kadar toplasan maksimum 10 kere açmışımdır aldığımdan bu zamana kadar. Kanka kabriyo araba kullanıp açmamak, bunu da bana bir açıklar mısın? Açık söyleyeyim. Kapalı halinin şekli daha çok hoşuma gidiyor. Yani anladım, o tabii, üstünün öyle. Kapalı şekli daha çok hoşuma gidiyor. Bir de Kıbrıs'ın havası belli olmuyor. Evet. Bir gün yaz, bir gün kış. Yazın evet. Yazın bile yağmur yağabiliyor arkadaşlar burada. Şimdi arabanın içine geçip daha sonra ufak bir bize böyle bir dönersin. Daha sonra bagajını geçip videoyu bitireceğiz. Bir marş yap kardeşim. Gidelim ortamlara akalım. Harbiden Enes Batur'a benziyorsun ha kanka. Ciddi söylüyorum sana. Bu camları da kapatalım da şey olmasın. Gümbürtü sesi olmasın. Yakıt tüketimiyle ilgili herhalde bilgin yok arabanın. Yani çok yok açıkçası. Yani aslan besleyen yemini düşünmez diyorsun ha. Doğru biraz. Mu? Çok trafik var ya. Var ya. Buradan çıktığımız zaman geri dönemeyebiliriz. Ben sana söyleyeyim. Geç atma problemi bu. Doğru mu? Aynen. Biraz geç toplasından dolayı var. Ama şey yapıyor yani bir gerçekten tork gücü şimdi direkt lastikler de arkada, motor da arkada olduğu için arka çekiş bir araba. Direkt lastiğe vuruyor biraz daha gücü. Yani bu manuel olsa çok daha iyi olacak. Öyle düşünüyorum. İnşallah manuel yaptığın zaman. Tamamdır ya. Kanka arabaya karşı tepkiler nasıl mesela hani dışarıda gezerken? Çok bakan oluyor açıkçası. Ya gördüğüm kadarını. Her türlü altın düşüyor şimdi. Diyorsun yani. Düşüyor. ben evliyim şey kanka, benden geçti artık bunlar da. Ben de 21 yaşında olduğum siz, için evet, gencim biraz. Siz gençliğinizi kullanın. 21 yaşında bir de böyle bir mesela araban var, çok şanslısın bence. İlgiler arabanın üzerindedir yani bence. Ya var evet. Mekana gidince falan kafaya koyduruyorlar mı arabayı? Çok mekana gitme fırsatımız da olmuyor ama gittiğimiz zamanlar kapı önünde. İlgi çekici bir araba yani gerçekten maşallah. Farklı var. Biraz şimdi Kıbrıs'ın arabalarına göre birazcık daha farklı. Yani genel Kıbrıs'ın Japon Alman karışık ama dediğim gibi adeta çok fazla olmayan bir araba. Evet. Bu arabayı bir de boyattığın zaman yani aynı renkte mi boyatacaksın bu arada? İki farklı renk düşünüyorum. Yani biri aynı renk olarak sarı. Diğerinde turkuaz turuncusu mu? Yok, turkuaz mavisi mi diyorlar? Turkuaz saksı mavisi tarzı. Evet, turkuaz renk, bir renk. Turkuaz rengi. Bu arabalarda biraz daha böyle abez renkler daha güzel duruyor evet, yani. Evet, evet. Moru falan böyle. Aynen. Turkuaz rengi yapabilirsin. Tabii mor yapabilirsin. Sana kalmış ama ufak tefek çatlak patlakları var tamponda. Aynen. Bunları yani söyleyeyim. Ben de kendi açımdan. Bunları da hallettiğin zaman bence bu araba mükemmel bir pozisyona gelecek. Türkiye'de bizim kendi bir garajımız var. Dediğim gibi zaten şanzımanı burada hallettik. Direkt Türkiye'ye gitmeyi düşünüyorum ben de. Evet. Orada hepsini baştan sona. Boyası, işte tamponu. Nerede Türkiye'de? Adana mı? Mersin. Mersin. Mersin Silifke'de. Hadi inşallah kardeşim. Onu da bir reklamını yapalım. Soyoto. Buradan reklama geçelim. Kardeşim bagajı da açalım bir. Bagaj önde çok enteresan geldi bana yalnız ya. Harbiden. Bu mu bagaj? Bu bagaj. Hangisi? Açıkçası çok da bagaj değil. Buraya yedek lastik koyuluyor. Peki bununla uzun yola falan hani bir tane valiz bile almıyor. Nasıl bir sıkıntı bu? Doğru. Koltuğun arkasında yer var mıydı? Pek dikkat etmedim ama. Koltuğun arkasında da çok büyük bir yer yok. Eğer tatile gidecekseniz de gidemezsiniz. Bununla bir tane sırt çantası. El freninin arasına sıkıştırırsınız. Ya bu şehir içi gezmelik takılmalık tarzı bir araba aslında. Ya. Ben birazcık öyle. Birazcık daha bu hani hafta sonu zevkine sürebileceğim bir tarz araba burada. Evet. Zaten Kıbrıs'ın yolları da aman aman iyi olmadığı için. Bence de öyle üretilmiş araba. Çünkü bagaj hacmi de yok yani arabanın. Bir de ufacık şehir içinde hani artistik yapmak için üretmişler. Yani biraz.
Arkadaşlar, bir araç inceleme videosunun daha sonuna geldik. Enes Batur kardeşimizle birlikte. Geldiğin için teşekkür ederim kardeşim. Rica ederim kardeşim. Aracın çok güzel, ben çok beğendim. İnşallah istediğin gibi manuel şanzımanı takıp boyayı da attırırsın. Ondan sonra cayır cayır gezersin. İnşallah. İnşallah. Bekleriz. İnşallah kardeşim. Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atarak ve yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.